Burası dünyanın en geniş ülkesi. Ülkemizle kıyaslayacak olursak Türkiye'nin yaklaşık olarak 22 katı yüz ölçümüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya o kadar büyük ki dünyada bulunan kara alanının tek başına %11'ini kaplıyor. Bu nedenle Rusya'da birçok farklı ticaret sektörü ve tarım ürünü bulunuyor. Önemli tarım ürünleri arasında buğday, mısır, meyve, sebze ve et ürünleri yer alıyor. Rusya aynı zamanda dünya çapında önemli bir enerji üreticisidir. Petrol, doğalgaz ve nükleer enerji gibi kaynaklara sahiptir. Rusya ayrıca zengin bir tarihe sahip ve çeşitli kültürlerin etkisini taşıyan bir ülkedir. Moskova ve St. Petersburg gibi şehirler ülkenin kültürel ve turistik çekim noktalarıdır. Ayrıca Rusya dünya çapında önemli bir eğitim, bilim ve teknoloji merkezidir. Ve dünya çapında önemli bir sanat ve müzik kültürüne sahiptir. Rusya'nın bu devasa yüz ölçümüne kıyasla nüfusu o kadar da devasa değildir. Rusya yaklaşık olarak 143 milyon nüfuslu bir ülke. Oldukça farklı etnik gruba ev sahipliği yapıyor. 160 farklı etnik grup ülkenin renkli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Devletin resmi dili Rusça, ancak ilköğretim sıralarında öğrencilere popüler dillerde eğitim verilmektedir. Örneğin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi. Rusya, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen bir federasyondur. Başkanı ise bildiğiniz gibi Vladimir Putin'dir. Başkenti ve en büyük şehri 11 milyon nüfusu ile Moskova'dır. Rusya, dinsel çeşitlilik açısından da benzersizdir. Ülkede birçok dine mensup insanla karşılaşabilirsiniz. En popüler olanlar Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Yahudiliktir. Rusya deyince tabii ki akla bir de Rus edebiyatı geliyor. Pushkin, Tolstoy, Çehov, Dostoyevski, Gogol gibi tüm zamanların en büyük yazarlarından bazıları bu coğrafyada yetişmiştir. Bu yazarların birçoğu Nobel Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere prestijli edebiyat ödüllerini almışlardır. Rusya'nın %77'si Sibirya'dan oluşmaktadır. Sibirya, Rusya Federasyonu'nun Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarına verilen isim olup, yılın büyük bölümü karla kaplıdır. Bu yüzden ulaşım genelde kızak köpekleriyle sağlanır. Batı Sibirya'da genel olarak kara iklimi hüküm sürer. Kışları çok soğuk geçer, yaz ve kış günleri arasında sıcaklık farklılığı oldukça yüksektir. Ortalama Ocak ayı sıcaklığı -21 derece kadardır. Doğu Sibirya iklimi ise daha sert ve daha kuraktır. Sıcaklık çoğu zaman ortalama -40 derece kadardır. Yılda 180 günü aşan dondurucu bir hava mevcuttur. Kar kalınlığı yaklaşık 50 santimdir. Bir zamanlar Alaska Rusya'ya aitti, ta ki 1867 yılına kadar. ABD, Alaska'yı 1867'de sadece 7.2 milyon dolar karşılığında Rusya'dan satın aldı. Bölgenin gerek yeraltı kaynakları, gerekse de stratejik konumu bakımından korkunç bir öneme sahip olmasından dolayı tarihte yapılan en büyük hatalardan biri olarak değerlendirmek mümkün. Matematiksel açıdan ele alındığı zaman Rusya Federasyonu'nun yaklaşık olarak topraklarının %77 kadarı Asya kıtasında yer alır. Geriye kalan %33'lük bölüm ise Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Ancak nüfusunun sadece %22'si Asya'da yaşıyor. Rusya, aynı zamanda farklı iklimleri içeren çok büyük bir ülkedir. Bu nedenle farklı bölgelerde farklı iklimlerin olması olasıdır. Örneğin Moskova'da kışları çok soğuk olabilirken, St. Petersburg'da iklim daha yumuşak olabilir. Rusya, aynı zamanda dünyaca ünlü ilgi çekici mekanlara da sahiptir. Örneğin Kızıl Meydan, Moskova'da yer alan ve dünya çapında ünlü olan bir meydandır. Bu meydan Rusya'nın tarihini ve kültürünü yansıtan önemli yapıları barındırır. Tretyakov Galerisi ise dünya çapında ünlü olan bir sanat galerisidir ve Moskova'da yer alır. St. Petersburg ise Rusya'nın ikinci büyük şehridir ve dünya çapında ünlü olan çok sayıda müze ve tarihi yapıya sahiptir. Rusya aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Bu ülkede dünya çapında ünlü olan dağlar, göller, ormanlar ve açık hava etkinlikleri mevcuttur. Örneğin Baykal Gölü dünyanın en büyük tatlı su gölüdür ve Rusya'nın sınırları içerisindedir. Bu göl dünya çapında ünlü olan doğal güzelliklerinden biri olup birçok turisti çekmektedir. Moskova şehri için dünyanın en zengin şehirlerinden biri diyebiliriz. Ayrıca bu zenginliğe sadece kültürel ve mimari açıdan sahip değil. Moskova'da diğer şehirlerden çok daha fazla milyarder yaşıyor.
Dünyada en çok milyarderin yaşadığı New York ve Hong Kong'dan sonra Moskova geliyor. Rusya'da 2011'e kadar bira alkollü içecek olarak görülmüyordu. Fakat ne olduysa devlet başkanı Dmitri Medvedev 2011'de biranın aslında alkollü içecek olduğunu söyleyen bir yasaya imza attı. Böylelikle biranın da alkollü içki olduğuna karar verildi. Bu yasa ile birlikte biranın satılabileceği yerlere bir sınırlama getirilmiş oldu. Rusya'da 4 erkekten biri ne yazık ki 55 yaşını göremiyor. Ortalama erkek yaşamının 64 yıl olduğu Rusya doğal olarak sıralamanın son 50 ülkesinden biri. Amerika'da ise erkeklerin yalnızca %10'u 55 yaşından daha genç yaşta ölüyor. Britanya ise %7 oranıyla onu da geride bırakıyor. İlk akla gelenler doğru. Rus erkekleri bu erken ölüm riskini vodkayı su niyetine içerek tetikliyorlar. Az önce bahsettiğim Moskova'nın süper zenginleri birer ambulans sahibi. Moskova'nın trafiği o kadar yoğun olabiliyor ki İstanbul trafiğini mumla arayabilirsiniz. Zengin kesim ise bu trafik çilesinin çaresini ambulans satın almakta bulmuş. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulans kullanıyorlar. Rusların çok değişik batıl inançları var. Örneğin yoldan kara kedi geçerken genellikle sol omuzlarından tükürürler. Parasız kalmamak için evde ıslık çalmazlar. Kaldıkları yere geri döndüklerinde ufak tefek şeyleri unuturlar ve ayrılırken muhakkak aynaya bakarlar. Ve inançlarına göre kırık aynanın veya dökülen tuzun uğursuzluk getirdiğine inanırlar. Ruslar yeni yılı 2 defa kutlayacak kadar çok seviyorlar. Yeni yılın gelişini 14 Ocak'ta da kutlayan Ruslar bu eski Ortodoks geleneğini bugünlere kadar korumuşlar. Bu ikinci kutlama partilerden uzak, daha geleneksel ve aile içinde yapılıyor. Rusya'da kadın sayısı erkek sayısından 9 milyon kadar daha fazladır. Yıllarca yapılan savaşlardan erkek nüfusunun toparlanmaması ve yüksek alkol tüketimi bunun nedenleri arasında. Kadın ve erkek nüfusları arasındaki bu uçurum kentsel bölgelerde daha da büyüyor. Her 1183 kadına karşın ortalama 1000 erkek var. Rus insanları genellikle misafirperver ve samimi insanlardır. Bu ülkede evlerine misafir ağırlamaya önem verirler ve yemeklerini paylaşmayı severler. Ayrıca Ruslar genellikle açık ve dürüst insanlardır. Arkadaşlarına ve ailelerine çok değer verirler. Ancak Rusların aynı zamanda tarihsel olarak sert bir iklimde yaşadıkları düşünülürse, bu insanların genellikle mücadeleci ve dayanıklı olduğu da söylenebilir. Bu özellikleri günlük hayatlarında da gösterirler ve zor koşullar karşısında kolayca vazgeçmezler. Rusya, dünya çapında önemli uzay güçlerinden biri olup uzay açısından birçok başarıya imza atmıştır. Örneğin 1957 yılında Rusya ilk uzay aracını fırlattı ve bu dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu aracın adı Sputnik 1'dir ve bu aracın fırlatılışı dünya çapında büyük bir ilgi uyandırmıştır. Daha sonra 1961 yılında Rusya ilk insanı uzaya gönderen ülke olmuştur. Bu insan Yuri Gagarin'dir ve bu başarısı dünya çapında büyük bir övgü almıştır. Bugün Rusya hala önemli bir uzay gücü olarak kabul edilir ve bu ülke uzay açısından birçok başarıya imza atmaya devam etmektedir. Dünyanın dördüncü en derin metro istasyonu Moskova'dadır. Moskova metrosu 1930'larda inşa edilirken Rusya'da olası bir savaşa karşı hazırlanmaktaydı. Bu dönemin şartlarına göre 84 metre derinliğindeki bu metro istasyonu da hava saldırılarına karşı bir sığınak olarak kullanılabilir olmalıydı. Bu sebeple bu şekilde inşa edildi. Rusya, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve enteresan kültürleriyle herkesin görmesi gereken bir ülke.